torunlarınıza mutlaka anlatmalıyım dediğiniz anınız ne? Hayatımla ilgili bunları mutlaka onlara aktarmalıyım. Bunu benden dinlemeliler dediğiniz bir hikayeyi biz de dinlemek isteriz. Yok. Hiç anlatmadınız mı? Yok. Neden? Anlatmadım. Dinlemediler ki. Ben dinlerim. Dinlemediler hiç. Ya da çocuklarınıza. Çocuklar da yani diyorum ya pek çocuklarından da bir haşır neşir olamadık. Ha. Ya hep çalışmaktan, hep koşturmaktan. Torunlarımız da öyle kenarda kaldılar. Peki şimdi hayatınızı anlatan bir kitap çıkacak. Orada Evet. neler Evet, anlatacaksınız? oradakileri işte birkaç bir şeyleri ben söyledim şeye, Murat Beşer'e. O yazdı. Peki Zeki Müren desem aklınıza bir şey gelecek mi? Zeki Beynen'de çalıştığım bir sezon çalışmıştım. Zeki Beynen bir sezon. Bir sezonda Çiftlik Parkı'nda çalıştıydık biz. Park şeyse. İşte ondan da şey yapardık. Bazı kuliste ona buna takılırdı. Şey yapardı. Konuşurdu, söylerdi. Eşim beni alır içeri kapardık odama. Kapıyı Eşiniz kapardı. yanınızda mıydı hep? Hep biz 60 sene yani gece gündüz bir aradaydık eşimle. O ne iş yapıyordu? Ya o hiçbir iş yapmıyordu o. Ben işi bendim. Gerçekten mi? Tabii. Nasıl aşık oldunuz, tanıştınız? Onun mağazası vardı, ayakkabı Tamam. mağazası vardı. İşte ona giderdim ayakkabı aldım. Öylece de tanıştık. Tamam. Aşık oldunuz. Tanıştık, hemen aşık olmadık. Ha. Arkadaştık. Hep bir arada işte gezerdik, konserlere giderdik filan. Sonra benim babam vefat etti. 1955'te babam vefat etti. O beni pek Siz çok hırpaladı ya. gençken, 21 yaşındasınız o Ya. zaman. 34 doğmuşsunuz çünkü. Evet. Çok Evet. gençmişsiniz babanız vefat O etmeden. arada benden çok meşgul oldu. Şey yaptı, telefon etti, işte mektup yazdı, gazetelere ilan verdi, şey yaptı filan. O şeyden ben ona bir Bağlandınız. bağlandım. Da sonra o 2 sene sürdü. 57'de evlendik. Sonra bir daha hep sizinleydi. Hep benden de. Şimdi tabii şöyle bir şey oluyor. Zeki Müren sizinle sohbet etmek istiyor. Eşiniz odaya kapatıyor. Kapatıyor. Neden? Bilmiyorum. Ne diyordu size? Gerekçesi neydi? Zeki Bey'le konuşma, odana geç mi diyordu? Biraz bir şeylerin üstü açık konuşuyordu Zeki Bey. Ha. Onun için sen gir diyordu, kapıyordu Gir kapıyı. içeri. Biraz izole bir hayat Evet, olmuş oldu sizin için. evet. O yüzden mi çok anınız yok ve çok an Belki de, belki paylaşmadınız? de, belki de, belki de. Yani belki ölçülü hareket ettiğimde onu kırmayayım, üzmeyeyim diye. Belki Ayakkabı ondan. dükkanını kapadı o zaman. Kapadı, kapadı. Habaya Kapı ayakkabıcılık tabii bitti. bitti. Varsa yoksa Nesrin. Nesrin. Ve tabii sizin de aslında biraz arkadaş bağlarınız Tabii. etkilenmiş oldu. Arkadaşlarım da şey olmadı. Sonra radyodan da istifa etmişim, çıkmışım. Neden? Çünkü dışarıda çalışamazdık biz. Ben şey Gazinoda çalışırken mi tabii radyoda tabii. çalışamıyordunuz? Tabii Yasak tabii mıydı? yasaktı. Hiç konsere dahi gidemezsiniz. İzin, müsaade isterdiniz. O şekilde bir konser, bir şey falan öyle olurdu. Ve siz bu yoğunluğa rağmen iki tane çocuk sahibi oldunuz Evet. ama anneanne, babaanne mi bakmış oldu? Annem büyük oğluma baktı biraz az ama annem de yani annem bizlere de pek fazla bakmamış. Yani damlar varmış. Onlar bakarlarmış. Biraz alakadar oldu. Sadece kaçırırlar onlar biliyorsunuz beğenmez, ladı beğenmez, hizmetçi beğenmez. Eskiler aa o öyle olmazsa aha öyle hanım hanım o da bilen diye. Çalışanı beğenmeyip evden mi Çalışan da kaçırıyorlar? hemen Eyvah. burnu toplar ki kaçar. Eyvah. Öyle. Hiçbir şey harekette de hiçbir yaptığı işi beğenmez. Öyle bir hanımdı annem. Beğendiremezdik. Eşiniz yaşıyor mu? Yok. Vefat etti. 10 sene, 11 sene oldu. Başınız sağ olsun. Yani 2013'te kaybettim onu. Çok o beni de o da şey yaptı, sarstı. Çok alışmışız.
60 sene gece gündüz, gece gündüz beraber. Bu 120 sene gibi aslında. Gibi, gibi. 60 sene gibi gece ya, gündüz gece demek. Gündüz. Çünkü hep söylüyorum onu ben. Evlilikler aslında şöyle oluyor. Herkesin bir iş mesaisi var. Sabah 9'da işe gidiyorsunuz. 5'te evinize ya. Dönüyorsunuz. Ya. 5'ten işte gece 9'a kadar, 10'a kadar birliktesin. Sonra uyuyorsun, uyanıyorsun ve işe gidiyorsun. Evet. Yani 20 yıl, 30 yıl evli kalıyorsun ama günün sonunda hani bunu saate vurduğunda çok o 7-24 birlikte olmuş olmuyorsun evliliğin ya. İçinde. Ama sizinkisi 7-24. Peki hiç sıkılmadınız mı? Yani ben bir Zeki Bey'le oturup sohbet etmek istiyorum. Bir izin ver. Ya da işte solistimle biraz zaman geçirmek istiyorum. Biraz arkadaşlık, muhabbet etmek istiyorum. Duygusu hiç olmadı mı? Gençsiniz çünkü ve çok ünlüsünüz. Yok, onu demedim ben. Fakat o şey yapıyordu. Akşam konserden sonra otururduk işte Zeki Bey'le. O zaman Zeki Bey anlatırdı bazı şeyler. Eşinizle otururdunuz sohbete. Eşim de yanımda. O anlatırdı işte şuydu buydu filan diye. O zaman bazı o fazla şey yapmaya başlayınca biz kalkacağız diyor derdi. Tamam anladım tamam derdi o da. Peki işlerinizi engelliyor muydu böyle bir durum? Eşiyle yok. Dolaşan işte eşiyle sahnede arkada hep eşi bekliyor. Her şeye müdahale ediyor. Durumu rahatsız eder miydi diğer sanatçılara? Yok. Yok. Şey yapmazdı. Onlarla da o konuşur eder filan şey yapardı. Fıkra anlatır. Öyle de gider. Aldemir abi ona der. Hepsi şey yapardı.